الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات İkinci sual, Mektubat, sayfa 7, birinci mektup. İkinci sual, Furkan Hakim'de. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezî halakal mevta vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amala. Gibi ayetlerde, Mevta'yı hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir, diyor. Mevt, ölüm, hayat gibi mahluktur, yaratılmıştır. Bırakılmış değil. Mahluktur. Vücudu var yani. Bir nimettir gibi ifham ediliyor. Bunu anlatılıyor. Nimettir diyor. Hayat gibi. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَرْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُكُمْ اَيُّكُمْ اَسْنُ اَمَلًا Halbuki zahiren mevt inhilaldır. Zahiren mevt, zahirde ölüm değil. Zahiren ölüm değil. Mevte ölüm manası vermeyin. Mevt. Zahirde inhilaldır. İnhilal. Dağılma. Ademdir. Yokluktur. Tefessühtür. Çürümektir. İçi boşalması demek. Hayatın sönmesidir. Hadimul lezzattır. Lezzetleri tahrip eder. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? Değil mi? Bir not okuyayım mı? Mevt ile ölüm arasındaki farkı söyledin mi sen? Arasındaki fark neydi? Evet. Ataman nedir? Abi mert çürümür vermek şey, mert çürümür vermek ölüm de çürüm. Benim mert budur. Görünüş. Ölüm ise kurtuluştur. Zaten öyle diyor. Ellezî halaka mevte vel hayate onu nazara veriyor. Ölüm demiyor, mevt diyor ayette. Ellezî halakal mevt zahirde şey var. Neyse o gelecek şimdi. Ben sizi bir mukaddeme yapayım. Daha önce demiştim, ecel terhistir. Ömrü terhis tezkeresi arasında bir fark söylemiştim. Ha, mesela şu. Mesela herkes askerliği aynı zaman yapar. 18 ay, 15 ay, 12 ay işte. Neyse. Ama herkes farklı iş yapar. Yani tezkerede kademeci yazar, ulaştırmacı yazar, havacı yazar, denizci yazar değil mi? Bir de ne iş yaptığını yazıyor tezkerede. Bu kademeciydi. Ben kademeciydim. Yani garnizonun ve bölüm, bütün arabaları benden sorulurdu. Yani tamir, bakımı kademenin şeyiydi. Tezkeremde o yazıyor. Tezkere ne yaptın yazar. Ölüm ise kaldığın müddeti yazar. Yani ecel ne ile ahirete geçti? Ölüm ise vaktin bitmesi. Verilen müddetin tam. Peki bu müddet nereye göre veriliyor? Ruhun inkişafatına göre veriliyor. Mesela
kaç sene diyorlar, 7 sene mi, 20 sene mi ne? Ağustos böceği var ya, hani yanıp sönüyor, yanıp sönüyor, kırmızı, şey, aydın, çak, çak. Kozalağında 20 sene mi ne kalıyor? 16. Kaç? 16. 16 sene. Allah razı olsun doktor. 16 sene kalıyor, bir gece mi yaşıyormuş? Evet. Onun için ruha göre Allah ömür veriyor. Vazifeye göre ceset veriyor. Vazifeye göre ceset veriyor. Okuyayım da biraz şey yapalım böyle. Dünya çok garip ya. Çok acayip. Her geçen gün tuhafıma gidiyor, garibime gidiyor. Dünyaya zaten alışamadım. Daha acayibime gidiyor dünya. Ve bunları kaleme aldırıyor bana. Şunlar. Alışırsan gitmek istemezsin. He? Alışırsan gitmek istemezsin. He ya diğer fakat dünya benim nazarımda çok farklı. Çok değerli. Yolun kavşağı. Çok tuhaf. İlginci, kendimi bilmezken ilk önce dünyayı bildim. Eğer ben orada ruhlar aleminde kendimi ve orayı bilseydim, buraya gelmek istemezdim. Ama burada kendimi ve hakikati bildiğim için oraya doğmak istemiyorum ahirete. Ama ölen insanın zahirine bakıyoruz Fethi abi. Onun için üzülüyoruz ve ölüm ürkütüyor bizi. Oysa gözükenle gittiği yeri beraber görsek acaba böyle düşünür müydük? O anda beraber görsek. Bir yazı var benim. He? Küçük kız anasına babasına gelmiyor. Gelmiyor işte. 19. mektupta var ya. Evet. Ya Resulallah kızım öldürdüm buraya attım. Ne olur dua et de gelsin dünyaya. Kıza çağırıyor Allah Resulü gel mezara gidelim diyor. Lebek vasadeke ya Resulallah. Buyur ya Resulallah diyor. Anne babana diyor. Bana değil. Dünyaya da değil, bebeğine değil, baklavaya değil, anne babana diyor, dikkat edin altını, tekrar dönmek ister misin? Ne diyor? Ne diyor? Hatırladınız mı? Ben ondan, onlardan daha hayırlısını buldum. Anne babadan daha hayırlı. Yani gittiği yerle bıraktığı yeri biz şey yapamıyoruz ki. Şöyle bir misal vereyim. Yusuf Aleyhisselam'ı gören hanımlar ellerini kestiler ve Yusuf'un güzelliğinden dolayı ellerinin acısını duymadılar. Öyle değil. Ellerini kestiler fakat kesimi ne olduğunu hepimiz az çok biliriz. Bıçak kesimi nedir? Ve elma keser gibi elini kestiğini söylüyor Allah. Doğramış ve Allah diyor bunu. Mübalağa yapar mı Allah? Haşa. Duymadılar diyor. Yusuf'un güzelliği onu bastırdı. Eğer biz de gidenin gittiği yerle beraber gitme anını ve dünyasını ve ahiretini aynı anda görsek ki ölüm anında ölümü niçin hissetmez? Yusuf'un güzelliğini görüp elinin acısını hissetmeyenler gidecek olduğu yeri görüp bıraktığı dünyanın acısını, ayrılığını hissetmezler. Kendini bulan o zaman abi hissediyor. Tabii. Avam ölecektir. Havas zaten ölmüştür.
görenler ölüm gelmeden ölmeyi istemişler. İstemişler. Çünkü ölüm hislerin kapanmasıdır. Havas ise hislerini kapatmış, latifelerini uyandırmış. Zaten buradayken orayı yaşıyor. Bakın, Yusuf'u görüp elini kesenler, ellerini fark etmedikleri gibi, gidecek olduğu alemi görenler, ölümü ve Azrail'i de görmezler. Anlamazlar yani. Bu sırrı Şey suresinde çok güzel anlatıyor. Çok garibime gitti o ayet. Nisa 162'de. Derinleşen insanlar, bu konuda derinleşen, enfuse bu mevzuları araştıranlar, şöyle diyor meali, ayetin tamamı değil bir parçası. Fakat onlar ilimde derinleşmiş olanlar ve müminler, ilimde derinleşmiş olan müminler, yani sırrı yakalayanlar, sıyrıldıkça sırrı yakalayanlar diyor ayet, bedensel dayatmalardan ve bedensel hislerden ve bedensel fikirlerden sıyrıldıklarını söylüyor. Derinleşmek zahirde çıkmaktır. Öyle diyor. Diyor ki onlar, fakat onlar derinleşmiş olanlar. Derinleşmişse yüzeyde değildir. Sığda değil. Bir şeye gitmen için bir yerden ayrılman gerekiyor. Yani ölümün hakikatını anlayanlar, fark edenler ölümü ne yapmışlar? Sevmişler, istemişler. Şimdi bir size mukaddeme yapayım müsaade ederseniz. Bayram olduğu için, bugün bayramın ikinci günü değil mi? İki mi bir mi? İki. İki. Dolayısıyla biz bize razı olmanın güzelliğinde yaşayalım şimdi. Bayram olduğu için mi ölüm dersi yapayım? Ha, o da var değil mi? Bilmiyorum. Yani gerçek bayram o gün olacak ya abi. Evet. Eğer öyle bir ölse gidiyor. Bayram diyor. Hatta Mevlana diyordu değil mi? Nevruz-u Sultanı. Nevruz-u Sultanı'dır. Bir de başka bir gecedir diyor. Ne diyor? Şeb-i Aruz. Ne diyor, ne demek şey mühendis bey? Ne abi? Düğün gecesi. Şeb-i Aruz. Ölüme demiş. Ya o kafayı yedi ya bizim kafa kafa değil. Tam olgunluğa ulaşmış abi. He abi. Olgunluğa ulaşmış. Evet. Arkadaşlar bir mukaddime yapalım bakalım ne olacak. Çünkü çok ilginç. Buzdan pekmeze gidemezsiniz. Buzdan suya gidersiniz. Buzu eritirseniz karşınıza buz çıkmaz. Pekmez çıkmaz. Buzu eritirseniz suya gidersiniz. Doğru mu? Aynen bunun gibi dünyadaki yaşantının aslına, hakikatına doğru gitmez sürecidir ölüm. Yani buzdan suya, sudan H2O'ya dönüş serüveni başlamış demektir. Oradan geliyorsun, geldin. Viraj alıyorsun, 180 derece geri dönüşüm. Yani buza gelene kadar aldığın serüvenleri terse döndürmektir. Şimdi aynı bunun gibi dünyadaki yaşantın var ya senin yaşantın. Aslına gidiyorsun. İman ettiğin yere gidiyorsun. İnsan iman ettiği yerden yere gitmekten korkmaz. Eğer ahirete gitmekten korkuyorsan niye iman ettin? Madem iman ettin, iman ettiğin yerden korkma.
Abi biz ölümden değil, günahlarımızdan korkuyoruz. Hakikaten. Ciddi misin? Samimi misin günahından korkuyorsun? He. Bilerek işleme. Bilmeyerek zaten affa çok yakındır. Başka bir şey. Yaşadığının zıttıyla neticelenmesi. Yani bir yaşıyorsun namazsız. Zıttı, namazlı kamil bir insan dirilmişsin. Veya namazlı niyazlısın, Allah'ı biliyorsun, Allah'ı ahireti biliyorsun, iman etmişsin, akıl bir çıktı, Allah'ı bilmez, ahireti inanmaz bir adam. Olur mu böyle bir şey? Olmaz. Yaşadığının zıttıyla neticelenmesi, zıttına gitmesi çok özel olur ki, adetullah zıttır, bu da münafıklıktır. Adetullah zıttır. Yani sürprizlik yoktur. Sürprizlik varsa da özeldir. Yani namaz kılanın sürprizi namazsızlık çıkmaz orada. Namaz kılmadığı halde orada namaz kılmış diye karşına çıkmayacak. Sürprizlik yok. Yaşadığımız hayat çekirdektir. Sürprizlik şudur. Allah'ı umduğun gibi bulmayacaksın. Daha iyi bulacaksın. Çünkü Allah'tır o. Zannın gibi değil o. Lubulub'da Muhyiddin Arabi diyor ki, bu hadisi kullanıyor. Allah cennet ehline tezahür ediyor. He? Sonra. Oradaki ihtiyar, irade, oradaki akıl nasıl bir akıl olacak bizdeki? Yani buradaki nasıl bir akıldayız? Evet. Burada nasıl bir akıl? Çok acayip bir soru. Çok garip. Çok garip. Orada %1'ini mi kullanmış öyle? Değil. En büyük ihaneti bana akıl yapıyor. Akıl beni aldatıyor. Akıl bir cihazdır. Cihazı kullanan ruhu bulacaksın. Dikkat edersen hayvanların, çocukların ve delilerin intihar ettiği yoktur. İntihar eden vakalarına dikkat edin, zeki insanlar. Aklın belasını çekenler daha çok zeki insanlardır. Anladın mı? Akıl kendi başına bırakılmayacak kadar mühimdir. Cihazdır üstad diyor. İşte bu bilgilerle o direksiyonun önüne geçmektir. Direksiyon akıldır. Hazreti Ömer Radıyallahu'nun dediği bu akılla mı orada olacağım dediği akıl? Değil bu. Yani rüyadaki akıl bu akıl olmadığı gibi. Hani rüyadan uyanınca diyorsun ya, ya keşke böyle bir deseydim. Dedemi gördüm, şu soruyu da sorsaydım. Resulullah'a bunu da sorsaydım rüyada. Bu akılla uyanınca sorduğun soruları o akıl sormamış. O kim o zaman? O kim? Onu arıyorum. Ben de 52 senede beri onu arıyorum. Garip biliyor musun nereden? Burası çok garip. Bak geleceksin, şu kafayı anlatacağım şimdi. Kafayı gireceğim şimdi. Kafayı gireceğim. Aynı dünyadır. Göreceksin şimdi. Garip bir dünya. Garip bir kafa. Her neyse. Dimağındaki yapı geldi. Kafa. Dimağındaki yapı. Şeyi anlatıyordunuz, Muhyiddin Arabi'nin şeyini... Ha, Muhyiddin Arabi'nin lüpülüp. Allah cennette, siz yardım edin bana böyle. Çünkü ben kendimde değilim çok zaman. Derste ya. Lüpülüp de anlatıyor, kaynağını söylüyor. Diyor ki, Allah tezahür ediyor. Ve cennet eline diyor ki, Allah, ben sizin Rabbiniz. İman ettiğiniz Allah benim. Hayır dedi. Senden Rabbimize sığınırız. Senden Rabbimize sığınırız. Rabbul alemine değil, Rabbimize sığınırız. Allah tecellisini değiştiriyor. Ona da diyorlar ki, hayır, sendeyiz. Allah soruyor, siz iman ettiğiniz Allah hakkında yanınızda bir alamet var mı? Yani Allah nasıl biliyorsunuz? Evet var diyor.
onların zannı üzerine tecelli ediyor. Evet diyor. Rabbimiz sensin. Zannı üzerine tecelli edince tamam. Oysa Allah zannımızın üzerine tecelli edecek. Herkes ünsiyet etti Allah'a mı? O hayır dedikleri, ünsiyet ettikleri Allah oydu. Ama Allah, benim ünsiyet ettiğim Allah değil. Ha, öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Allah o kadar bize bir şey ki bunu söylettiriyor. O söylettiriyor. Beni anarsanız ben de arşallarda sizi anlarım. Allah seni sevmedikçe Allah'ı bir kul sevdiremez. Allah'la ümitlendiren bir insanı Allah ümitsiz karşılamaz onu. İnsanlara ümitsizlik pompalayan kişilere Allah orada ümit vermez. Bunun hadis-i şerifi var, hadis-i kutsi. Allah'ı sevdirenlere Allah müjdeler veriyor. Allah'a böyle cumhuriyet savcısı gibi ceza kesen, hürriyetleri kaldıran, bilmediğini bilmiş gibi Allah hakkında bir sürü zanlarda bulunan, şöyle yapacak, böyle yapacak. Bilmiyor. Var haf ve reca. Tamam da haf reca da hep hafı mı var yani bu dinde ya? Kürsüde, minberde hep para toplamak mı var canım bu din? He? Hasan abi, haf böyle biraz şımarıklığı icap ediyor mu acaba? Yani annenin çocuğu, baba şey, çocuğun annesine hafı böyle... Böyle naz makamında böyle yaramazlık falan da. Var tabii. Mesela bir çay, Rize Sahil Merkez Camisi'nde pazar ilçesinin sahil. Cami bak, mağaza bak. Mağaza yaptık. Biz de küsüç. Hiç yerde gördünüz mü bilmiyorum. Dinledim bir tanesini. Yani böyle bir kağıt yakmadım, elimde yoktu. Kağıt olsaydı kirbit de yakacaktım. Kürsüde ha. Ya bir sürü abi yapma falan. Oysa ben istedim. Oranın hocası bana tepsi yukarıdan lojmandan getirene kadar ben küseye çıkmıştım. Yoksa, ya abi yapma camiyi yakacak falan diyecektim diye. Dimağdaki yapı, mertebeleri biliyorsunuz. Tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat. 7 mertebe. Dimağdaki yapı mertebeleri senin için ne kadar gerçek ses. Gerçek değil mi senin? Mesela hayal, tasavvur, taakul, tasdik. Yani içsel alem bedensel buradayken, kafa buradayken herkesin içsel alemi farklı değil. Gerçek mi ne kadar? Gerçek midir sizin içiniz? Kafanızdaki dünya ne kadar gerçekse dünyanın içerisindeki ahiret o kadar gerçektir. Dünya yine kafaya benzer. Kafanın neresinde tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikat varsa ne kadar gerçekse senin için ahirette dünya denilen şu kafanın içinde ahirette o kadar gerçektir. Bilgisayar da 7 katmanda çalışıyor sanırım. Öyle mi? Tabii. İletişim 7 katmanda oluyor. İlk başta fiziksel katman, ardından işte datanın, verinin gidip gelmesi, arasında sonra lisanın uyuşması. Ardından ezberimde yok ama bu şekilde en üst katmanda artık işletim sistemi seviyesi yani. Dimağdaki yapı ve mertebeleri senin için ne kadar gerçekse dünyaya göre ahirette o kadar gerçektir. Bu dünya hayatında mülk ile melekütün ne kadar dengelere oturtulmuşsa sen mülk ile melekütünü şu dünya hayatında ne kadar güzel dengelere oturtmuşsan, ahiretin de o kadar oturmuş demektir. Enfusini dengeye getirebilmektir. Yani şu içinde, mesela dünyada hepimiz beraberiz değil mi? Yaşıyoruz, aynı şeyi paylaşıyoruz. Aynı hava, aynı güneş, aynı. Ama herkesin içsel alemi farklı. Ve beraber yaşarken bizden apayrı yaşar. İçinde.
Mesela sokakta görürsünüz birisi yürüyor. Veya kızıyor. Yürüyor, kimse yok. Nerede yaşıyor? Burada değil. Bazılarını insan öldürdüğü kelimeleri, bazıları... Evet. Yani hayal demiyorsun. Düşüncen hayaldir. Düşünceler hayalim hayaldir. Hayal hayal değil. Ve aynen düşündüğünü, hayal ettiğini yaşıyorsun. Bu ne kadar gerçekse ki gerçektir. Düşündüğünüz şeysiniz ve düşündüğünüz yerdesiniz. İşte ahiret alemi de dünyaya göre ve ruha göre aynı böyledir. Zaten dünya ahiretin üzerine tenteneli perdedir diyor usta. Böyle tül gibidir veya hanımların kanavitsa dantel yaptıkları gibi var ya, böyle deliklidir. Ama uzaktan bakarsın perdedir, yanaştıkça açılıyor. Yani bu dersler yanaştırıyor bizi. Allah Allah. Yani bir yer, farklılık yokmuş yani. Senin dünyada iç içe girmiş ne kadar dünyaların varsa burada, bu dünya denilen kafanda da, kafanda içi o kadar kesin alemler var. Yani şu alem ne kadar kesin? Ne kadar alemler var? Ahiret de, ruh da öyle. Senin kafandakilerin gerçekliği ne kadar gerçekler, senin kafana benziyor dünya. Bunun içi de dolu. Kafa zahirde beyaz saç, göz kulak, konuşuyor, bakıyor. Basit, sade. Sade bir görünüşüm var. Ama içim ummanı yok, dibi yok. Dünyada böyle bir sade bir görünümü var. Böyle bir sadelik. Dere akıyor. Kuşlar uçuyor. Deniz var. Allahu Ekber, Allahu Ekber veya haramlar. Zahirde. Zahir kafa görünüşü gibi. Ama nereye gittikleri belli olmayan kanallar var. Kulak. Dibi belli değil. Göz. Dibi belli değil. Koku ile uyanan dibi belli değil. Gıdayla uyanan lezzet ve zevk, dibi belli değil. Ahirette işlenen ameller de dibi belli değil, gidiyor. Dünya aynı. Şu dünya kabul edin elimi. Bu da fener. Yak lambayı, elimi fener. Vur, gündüz. Söndür, aynı yer gece. Yak, gündüz. Söndür, gece. Yak, 1990, yak, 2000, söndür, 1999, yak, 2000, 2010, aynı yer. Değişen hiçbir şey. Aldanmışız. Lambayı yakıyor, söndürüyor, yakıyor, söndürüyor. Gelen gidiyor, hadi bakalım. Fark eden fark ediyor. Aynı yer, değişen hiçbir şey yok. Ben köyüme gittim 50 sene önce de, oradaydım. Bu 50 sene sonra da gittim, aynıymış. Fakat insanlar hep değişmiş. Betonların içinde büyüdüğüm için aslında abi, ben köyüm yok bizim yani bu memlekette, İstanbul'da da büyüdüm. Bu söylediğinizi tam olarak şey yapamıyordum ama siz köye gittiğimde baktım insanlar değişmiş ama her şey yerinde duruyor dediğinizde o zaman denk ettim. Evet. Baktım köyümde her şey durduğu yerde durmuş ama insanlar değişmiş. Hiçbir şey değişmemiş, inanın bana. Her şey durduğu yerde duruyor. Büyük şehirlerde anlamak zor oluyor herhalde. Ya nasıl mesela, geçmez, betonlar geliyor. Evet, derede atladığımız, balıklama atladığımız taş duruyordu. Üzerine çıktım, erik duruyordu. Dünyaya geldiğim ev duruyor. Yürüdüğüm, düştüğüm, kafam kırıldığı yerler hep duruyor. Ama insanların çoğusunu tanımıyor. Siz duruyor muydunuz abi? Ben de durmuyormuşum. Bir baktım. Sonra beni dünyaya bağlayan en büyük kuvvet sebebin o yerler olmadığını, beni oraya ünsiyetlendiren insanlardı. İnsanlar gitti, benim kuşak kalmadı. Yani o büyüdüğüm yerler bile bana cehennem oldu. Karanlık olmaya başladı.
ve zevk vermedi. Meğer insanlarla orası zevk veriyormuş. Gittiğimde kuşağım yoktu. Yani gelmemişler, çoğusu ölmüş kanserden, şundan bundan. Kalanlar da köye gelmemiş. Benim ünsiyet ettiğim insanlarla oraya bakıyordum, yere bakıyordum, o mekana bakıyordum. Onlarla orası değerleniyordu. Onlarla çünkü hatıram var. Baktım ki onların yerlerine 15 yaşında, 20 yaşında, 30 yaşında yeni yetmeler var. Baktım ki aynı bizim dolaştığımız yerde onlar dolaşıyor. Benim atladığım, balıklama atladığım taştan gittim bakıyorum atlıyorlar. Beni görmüyorlar. Benim atladığım yerden atlıyorlar. Ama beni bilmiyorlar. Benim orası bana zevk veriyordu. Atlıyorduk, yüzüyorduk, çıkıyorduk. Hadi ben atlıyorum, arkadan o atlıyor, o atlıyor. Bu zevk vardı. Şimdi ben atlasam 52 yaşında, 15 yaşında delikanlı, 20 yaşında. Onlarla bana zevk vermiyor atlamak. Bakıyorum onlar, ben çıktığım zaman ki öyle oldu. Herkes geri çekildi. Ya resim çekiyorlar, ya Hasan amca. Bana zevk vermedi. Demek her şey yerinde duruyor. Durmayanlar durmamış. Hatta sizin Hasan dediğinizi onlar farklı Hasan amca diyorlar artık. Evet, Hasan bile yok. Hasan yok. O bile yok. Çağrıldıkları zaman Hasan derler. Hasan amca diyorlar. Abi diyen daha az. Yok, gitmek lazım. Peki, bir mana için duracaksan dur. Mana için duracaksınız dur. Efendim abi. Şimdi bu, hani siz gittiniz ya oraya gezdiniz. Baktınız eski hatıralarınız, ahbaplardan firak. Evet. Bu geçen de ben bakmıştım da, gönderecektim göndermedim ama denk geldi şimdi. Üstad bu medreseye gitmiş, bu horror'daki. Orada, orayı gezmiş tabii böyle. O eski hatıraları canlanıyor orada. Sonra, diyor, demek diyor, dostlardan müfarakat olmasaydı ölüm ruhlarımıza yol bulamazdı ki gelsin alsın. Demek en ziyade insanı öldüren ahbaptan müfarakattır. Evet. Bu benim çok dikkatimce olmuştu abinin. İnsanı en çok öldüren ahbaptan müfarakattır. Ölümün ölümü yani. Evet. Rüştü abi ne dedi biliyor musun giderken abi? Rüştü abi ne diyorsun dedim bana. Son bir şey diyecek misin? Şimdi sıra sende. Bakayım ya. Cümleye bak. Şimdi sıra sende. Bakayım ne yapacağız. Sanki o zaman sırtıma tonlarca yükü hissettim ya. Meğer ölüsü bile işime yarıyordu. Ölüsü derken hasta. Yatakta böyle mazlum duruyordu. Varlığı bile bana kuvve-i kutsi oluyordu. Allah kimseyi kimsesiz bırakmasın. Eğer dünyanda Allah yoksa, düşünemiyorum yani. Bir top ampul, şöyle düşünün. Bir top ampulün içinde çok çeşitli renkli ampuller varsa, düşünün böyle bir yuvarlak ampulün içerisine, küçük küçük ampuller koyuyorlar içine, renkli renkli. Tek ampulün içindeki binlerce renkli renklerin olması gibi, dünya da böyle ampul gibi binlerce alemlere can. Bir ampul var, yüzlük ampul. İçine küçük ampuller var ya böyle minnet. Renkli mavi, yeşil, kırmızı gibi bir sürü, binlerce renkler. Ama bir ampulün içine konmuş. Dünya da böyle. Binbere alem bu alem içinde. 409. sayfada söylüyor mektubatta. Çok çeşitli renkler gibi, bitkinin içindeki elementler gibi. Bitki tek, papatya mı? Ot ama, bin bir çeşit elementler var. Dünyada böyle. Veya dünyayı bahsediyorum gene. Kelamın içindeki senin gibi. Konuşmanın içinde senin olma. Dünyanın içerisinde de ahiret böyle.
Ot dünya gibi, elementler ahiret alemleri gibi. Seni içi boş olan bir şeyi dünyada hiç gördün mü? Sen içi boş olan bir şeyi dünyada gördünüz mü? İçi boş. Yok. Ampulü boşalttın. Ha bak. İçtin boşaldı. Hava girdi. İçi boş bir şey olamaz. Bu dünya, bu dünyada da içi boş olabilir mi? Nasıl ki sanatı görüp sanatkarına intikal edemeyenlere şaşırdığımız gibi, bu dünyada da ahireti görememek, ona intikal etmemek, onun gibi şaşılacak bir şey. Dünyanın içi boş zannedilmesi, sanattan sanatkarı görememek kadar garip ve gülünçtü. Bir duygu ve his tatmin edilirse, başka istemediği gibi, başta istemediği gibi, mesela bir duygu ve latife tatmin edilirse, başka bir şey istemez. Açsın, giderildi. Yemek istemezsin artık. Eğer biz ahiret inancımızla o haletleri, içsel alemleri ahiret inancıyla inkişaf ettirip doyurursak, huzur ve feyze mazhar olursak, hazlara mazhar olursak, yani içsel yapımızın kalitesini, çapını genişletirsek, dünyaya ait lezzetleri istemez oluruz. Çünkü üst seviyeye çıkmışsın, üst akıl. Yani bedensel hazlardan ruhsal hazlara geçince artık bedensel hayatı istemez. Ölüm demek, bunun üzerine bina ediyorum, ölüm demek üzerindekilerin kalkması demektir. Sanki çekirdeğin üstündekilerin kalkması gibi. Tamam. Tamam. Şunu da okuyup keseyim. Ondan sonra buradan gerçekten devam edeceğim. Okurken aldıklarım buradan. Hem nasıl ki bir hayatın içinde arızalar çıktığında küçük bir ameliyat operasyonu için seni hastanenin bodrumuna, ameliyathanesine indiriyorlar. Çok önemli. Ameliyathane, hastanenin hiç düşündünüz mü? Neresindedir? Üstünde mi, altında mı? Bodrumdadır. Küçük bir sıkıntın olunca operasyon yapmak için yer altına indiriyorlar seni. Ve dikkat ederseniz, ben oldum burun kemiğinden. Uyutan ayrı doktor, ameliyatı yapan ayrı, kendini sana odada getiren mesela ayrı. Peki, küçük bir operasyon için narkoza girmeyi kabul ve cesaret ettiğin gibi doktora itimat ediyorsun. Küçük bir operasyon için, gelecek hayatta sıhhatli olmak için toprağın altına, bodruma inip narkoza razı olduğun gibi, narkoz anı sekerat anına benzer. Ameliyat yapan münker nekire benzer. Uyanma da berzah hayatına benzer. Sen bunlara, doktorlara güvenip narkozu alıyorsun. Teslim olduğun kadar Rabbine ve ahirete imanın nispetinde ve güvenin ve tevekkülün nispetinde ölüm operasyonunu da gayet rahat karşılar ve seversin. Ölüm bir operasyondur. Küçük bir operasyon. Aşağı indiriyorlar seni. Yukarıya çıkmak için. Ameliyat aşağıda ol. Doktora itimat ettiğin kadar Allah'a itimat edersen operasyon çok basit olacak. Ders iyi oldu abi. İyi mi geldi? Allah razı olsun. Amin. Daha bitmedi ama. Bu mukaddemeydi. İyi ki Allah var. İyi ki Allah var. İyi ki ahiret var. Peygamber'e seni bu iyiliğini unutamam ya Muhammed. Bize söylettiren Allah'tan ne anlıyorsunuz?
Herkes kendi aleminde bir şey alır. Varlığından haber etmesidir en büyük iyiliği. Tabii ya, bilmedikten sonra. Evet ya. Kafir bilmiyor. Allah, Allah'ın varlığından var ama var, benim haberim yok. Var olmuş da ne olmuş ki? Ve hayat nasıl olur? Peygamberin en büyük iyiliği bize Allah'ın varlığından haberdar etmiş. Bundan daha büyük iyilik olamaz. Bu iyiliğini ödeyemeyiz. Allah neyse haberdar olmak o kadar değerlidir. Bu orada canını da ortaya koymuş. Evet, sahabe koymuş. Bak Fethi abi, Allah neyse, nedir, ne anlıyorsan, onun varlığından haberdar olmak onun kadar değerlidir. Çünkü onu değerli kılan haberdar oluşundur. Onu Allah'ı yok eden haşa, ondan haberin olmamasıdır. İnek için dünyada olmuş, hayret olmuş, ne fark edecek? Yani kırmızı gülle, saman, kurot, hiçbir şey fark etmiyor. Yok ki. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَفْتَ وَالْحَيَةَ لِيَبْلُكُمْ لِيَبْلُكُمْ وَاَيُّكُمْ اَصِنْ اَمَلًا El cevap, yani zahiren mevt inhilaldır, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadimun lezzattır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? El cevap, birinci sualin cevabını cevabının ahirinde denildiği gibi, mevt, mevt bak, ölüm değil, mevt, vazife-i hayattan bir terhistir. Ölüm, vaktin bitmesi. Mevt o değil. Mevt, vazife-i hayattan bir terhistir. Mevti tanımlıyor. İki, mevt, vazife-i hayattan paydostur. Mevt, vazife-i hayattan tebdil-i mekandır. Mevt, tahvil-i vücuttur. Tahvil? Değişik. Vücut değişik. Örnek verebilir misin bir tane? Tahvil-i vücut. İnkılap gibi. İnkılap gibi. Evet, ağaçtan, çekirdekten ağaç. Çekirdekten ağaç çıkması, yumurtadan tavuk olması. Tahvil-i vücut bu. Vazife, mevt, vazife hayattan hayat-ı bakiye bir davettir. Mevt, vazife-i hayattan hayat-ı bakiye bir davettir, bir mebde'dir. Başlangıçtır. Bir hayat-ı bakiyenin mukaddemesiymiş. Baki bir hayatın mukaddemesidir. Bir şeyin bitmesi değil. O zaman başlar. Bak farkı görüyor musunuz? Bitiş gibi gözüken şey nihayetsizliğin başlangıcıdır. Fani hayatın bitişi, baki hayatın başlangıcı. Evet. Fani hayatın bitişi, baki bir hayatın başlangıcı. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir. Bir halk yaratmak ve takdir iledir. Öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü, örnek veriyor, örneği harika. En basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mefti, en basit tabakayı hayat, bitki hayatı, sonra sırayla çık, hayvan. Daha çık. İnsan. Hayır. Daha çık yukarıya. Cin. Daha yukarıya çık. Melek. Tamam. Daha yukarı. İnsan. En basit tabakaya hayat olan çekirdek hayatının mefti, hayattan daha muntazam bir eseri sanat olduğunu gösteriyor. Yani çekirdeğin ölümü neyin başlangıcıdır? Ağacın başlangıcıdır.
Ağaç olmasını istiyorsan çekirdeğin, çekirdeğin ölmesi lazım. Hem çekirdek ölmeyecek, hem daha ol çıkacak. Çürümek demektir dirilmek. Dirilmek çürümektir, dirilmek de çürümektir. Yani çürümese dirilme yoktur. O zaman bak, madem çürümek dirilmektir, o zaman ölüm diriliştir. Çürümek diriliştir. Ama neyin? Bulunduğu basit bir hayatın daha güzel bir hayata diriliştir. Çekirdeği hayal edin. 5 kuruş kimse vermez ona. Karpuzun çekirdeğini düşünün lütfen. Rengi nasıldır? Beyaz mıdır karpuz çekirdeği? Siyahtır değil mi? Kırmızı da değil. Nasıl bir şey? Ama karpuza bir bakın hele. Pijama gibi elbisesi var. Nerede keseceğini sana söylüyor. Gidiyor, keseceğin yerler belli. İçine bakın, tadına, tuzuna bakın. İşte öyle bir şey istiyorsan karpuz, o çekirdeği çürütmen lazım. Çürütmek insanlara görettir, gözükür zahirde. Aslında dirilmektir. Bir şey neticesine göre değer alır. Eğer bir şeyin neticesi dirilmekse, ona mı yapılan muamele ölülük değil yani. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, meyve nerede ölüyor? İnsanda gömülüyor. Öyle değil mi? İnsanda ölüyor, gömüyoruz. Çiğniyoruz, öldürüyoruz, mideye gömüyoruz. Ve ne olarak diriliyor? İnsan. Diyor ki, meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mefti, tefesüyle çürümek ve dağılmak da göründüğü halde, zahirde böyle gözüküyor, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye. Yani zahirde bir çürümek gibi ama kainatta en büyük kimya nedir biliyor musunuz? Kainatın en büyük kimyası nedir? Kimya fiziği değil, çürümektir. Bak doktor şeyler, öğretmenler var. Sağında da doktor var, şey, öğretmen var. Yani çürümek denilen bir şey yoksa... Çürümek olmasaydı hap yutmuş. Hayat olmaz. Hayat o. Çürümeyi düşün. Yok, çürümek yok. Attığınız her şey duruyor toprakta. Aslında dönüştür çürümek. Başka bir hayata tahvil etmektir çürümek. Evet. Yaprak çürümediğini kabul edin. Ayakkabı çürümemiş. Demir çürümemiş. Demir atıyorsun soba demirini. Lahana olarak geliyor. Pırasa olarak geliyor. Demir ya. Ya kardeşler, toprağın en büyük harikası, mucizesi, Allah'ın bu kainattaki kimyanın en harikası çürüme mucizesidir. Hiç kimsenin hatırına gelmez ama çürümek kadar mükemmel ve mucize, bir mucize yoktur. Çünkü çürümek aslında dönüştür. Element haline gelmektir. Zaten element haline bir şey tek tutamazsınız, yapamazsınız. Tek bir element yoktur. Yapamazsınız onu. Ancak özel laboratuvarda yaparsınız. Hiçbir şey tek başına bulunamaz element olarak. O zaman çürümek aslında dönüş serüvenidir. Diyor ki, dağılmak da göründüğü halde gayet muntazam bir muamele-i kimyevi, muamele-i kimyevi bu, çürüme mucizesi. Ve mizanlı bir imtizaçat-ı unsuriye, yani başka bir şeye dönüşme. Tahvil de öyle aslında. Evet. Ticarette. Tahvil etmek, bir şey bir şeye dönüştürme. Mesela parayı binaya, binayı paraya dönüştürmek. Tahvil ediyorsun. Köprü alıyorsun parayla mesela, tahvil. Neymiş? Mizanlı bir intizacat-ı unsuriye, intizaç etme yöntemidir. Mesela ruh ahirete intizaç etmiş.
Yüz şey getirir misin? Bir tepsi. Gene kağıt ve kibrit. Gene burada da yapmak istiyorum. Zihnimize 25. kare kalsın. İmtizacat unsuru. Yani aslına dönüş. Hiç kimsenin hatırına geliyor mu ki? Odun nedir biliyor musunuz? Odun donmuş güneştir. Pil gibi. Ha, pil gibi. Şarjlı piller oduna bakılarak yapılmış. Pil donmuş ışıktır. Donmuş ısıdır. Pil donmuş harekettir. Durmuş harekettir. Pil durmuş harekettir. Pil karanlığa bürünmüş güneştir, ışıktır. Kainat şuur mu, iman mı dolmuş halinde? Kainat mı? Şuur. Şuur dolmuş. Tabii zişurdur diyor. Vücudu da İsrafil aleyhisselam diyor şu anlarda. Arkadaşlar, odunun içi karanlık değil midir? Ama içinde güneş yok mudur? Işık orada. Katıdır odun. Ama içinde latif var. Latifin, latif var ya odundan çıkan letafet. 10 kilo odunu yakın. Söyleyin kaç gram kül çıkar? 10 kilo odundan yakınca kaç gram kül çıkar? Kağıt vereceksin. Bu çünkü burası dümeye çok olur. Burada güneştir. Peki 10 kilo odundan en fazla 10 gram 20 gram şey çıkar. Kül. 10 gram çıkar ya. Peki 9 kilosu nerede? He? Nerede yani? Hani kilo vardı? Kilosuz kilo gözükebiliyor mu? Çıkan latif, katı gözükebiliyor mu? Çıkanın mekanı yok, mekan gözükebiliyor mu? Bak şimdi. Eyvallah, kusuruma bakmadın. Ama gitti kitaplığın fatura şeyini, kitap listesini yırttı. Olsun. Hizmet ediyor. Hizmet ediyor. Şu yazılar dünya hadiseleridir. Kadındır, paradır, arabadır. Her şeyiniz bu. Bak. Dünya budur. Bunun ölümü şudur. Bak. Hiç kimse bunun içinden bunun çıkacağını tahmin edebilir mi? Hiç görmeseydik. Bundan bu çıkar mı? Hiç kimse tahmini ihtimal verebilir mi bunu? Bunun içerisinden nasıl bu çıkıyor, kurtuluyor heyecandan, heyecandan yukarıya çıkıyor. Heyecandan. Bu cesettir kağıt. Bu işlediği günahtır, yanmadı. Duman nefistir. Çıkan nur ruhtur. Bir daha söylüyorum. Kağıt cesettir. Çıkan duman gözü göstermiyor. Nefistir. Çıkan, bak tövbesi devam ediyor. Kabul ediliyor tövbesi. Tövbe devam ediyor. Ve çıkan nur ruhtur. Peki bu nur niçin heyecanlandı sizce? Bir daha yapayım da görün. Kabul azabı mı bekliyor sana? Bu ışık niçin bu? Nur niçin heyecanlı bak? Dikkat edin düz çıkmaz. Heyecan. He? Özgürlüğü için. Korkunç bir sıyrılıştır. Heyecandır. Peki nereye benziyor rengi? Güneş. Güneş burada işte. Donmuştu ha. Özgürlüğüne kavuşmanın heyecanıdır bu. Ve güneştir bu. Güneşi dondurup kağıt yapan Allah ruhu dondurmuş ceset olarak göstermiş. Bu nura dese ki Resul, sen ey çıkan nur memnun musun? Ne der? Peki. Peki soruyorum. Burada kim var? Şurada. Peki çıkanı yakalayabilir misiniz? Niye yakalayamazsınız? Peki kimi yakaladınız? Onu gömün. Esselatu vesselamu aleyk. Aleyke ya Resulallah. Yatsın okunuyor.
Bak. Bunu gömüyorlar insanlar. Niçin bunu gömüyorlar? Bunu yakaladılar da ondan. Onu yakalasalar da onu da gömecekler. Kimi yakaladınsa o ölmüştür. Yakalanmayan kurtulmuştur. Öleni göm. Kim öldü? Kimi yakaladınsa öldü. Yakalanmayan kurtuldu, ölmedi. Oysa burada yakalanmış. Bu yakalanmış hali. Kim? Bakalım kim varmış. Bu yakalanmış. Sindirilmiş, bastırılmış. Ama şimdi özgürlüğüne kavuşuyor. Hadi buna diyebilir misiniz? Esselatu vesselamu aleyk öldü. Bu mu öldü şimdi? Kim ölüyor? Dikkat edin, kim ölüyor? İhtiyar bak, hop gençliği gitti o. Nefis öldü abi. Kim, kim nasıl tanımlıyorsa, bu küle ne diyorsa o öldü. Kim öldü? Kimi yakaladınızsa o öldü. Yakalanmayan ölmemiştir. Eğer ölseydi yakalardık. Ölüm yakalanır ya. Tutardık da yıkardık. Kimi yıkıyorsanız o öldü. Anladın mı Yusuf? Demek ki ölü dediğimiz aslında kurtuluştur. Yakış çıkıştır. Bunun kilosu var. Ama çığlıkanın kilosu yok. Bu bir yerdedir. Hacmi kütlesi vardır. Üzerine kadın resmi çizebilirsiniz. Villa çizebilirsiniz. Para çizersiniz. Mercedes. Peki. Nerede hani bu? Çizdikleriniz nerede? Bu dünyadır. Yaptıklarımız hep burada. Ne hale geldi? E bu iş. Esselatu ve selamu aleyk aleyke ya Resulallah falanca Allah rahmetine kavuşmuştur. Belli değil daha da öyle diyoruz üstü zannediyor. Allah. Ört. Fethi abi ört ört. Bu kefen. Bu kefendir. Cesedi örtüyoruz başka bir şey yok. Ceset de bile değil. Ceset. Ceset. Ölen ceset imiş, ölen hayvan imiş, aşıklar ölmez. Hangi aşık? Buradan çıkan aşıktı. Kime? Aslına. O heyecandan onun için gitti. Bu kefendir, kefen. Değmezmiş. Allahsız yaşamaya değmez. Böyle bir ders yapıldı ben hatırlamıyorum. Böyle bir ders yapıldı ben hiç hatırlamıyorum diye hatırlamıyorum. Ben de hatırlamıyorum. Çünkü ancak böyle bir deli olması lazım. Diyorlar zaten. Yani bu dersin yakmayı diyor yani. Hele bugünkü ders değil de yakma şeyi meselesi. Keşfiyat var burada. Keşfiyat var tabii. Evet doğru söylüyor. Allah'ın ikramı ve keşfiyat. Allah'ın ikramı var. Abi Allah sana Allah'lığın hatırına muamele et. Amin. Amin ya Rabbi ya. Adı ne senin ya? Ali abi. Aferin. Amin ecmain. Amin diyenlere de öyle muamele etsin. Allah'ın hatırına. Allah razı olsun. Allah korkulacak bir şey değilmiş değil mi? Değil abi. Kalp böyle tövbe işte yani Allah. En çok sevilecek Allah. Yani. Tabii ya. Ölümü bak korkulacak şey miymiş? Abi onda ne yapacağız? O anda Zeliha'nın Yusuf'a baktığı gibi yapacağız. Nasıl ki Zeliha Yusuf'tan dolayı elini kesmiş duymamış, kadınlar elini kesmiş duymamış, Zeliha'yı Yusuf'un güzelliğinden, sen de bıraktığın dünyaya göre gideceğin yeri görünce eli görmediğin gibi bıraktığını da görmeyeceksin. İnşallah. Evet, inşallah. Niçin biliyor musun öyle olacak? Nasıl kesin konuşuyorsun? Benim Allah'ım öyle. Abi olmaz. Ha sana olmaz. İnanmıyor. Teslim olun. Lan hastanede morka inerken doktora teslim olduğun kadar Allah'a teslim ol. Doktora güvendiğin kadar Allah'a güven. O operasyon kadar bile olmayacak ölüm anı. 45 dakika ameliyat yapıyorlar. Sen bir anda gideceksin şu an. O kadar da operasyon görmeyeceksin. Sonra indirecekler aşağıya. Sonra da yukarıya uyandıracaklar. Bana böyle yaptılar yatağa. Bir inerken hatırlıyorum. Sonra hey
Hoca! Hoca! İyi. Meğer bir de baktım yataktaymış. Burnunda ameliyat. Bir de ne anladım? Dedim ne kadar uyuttunuz beni hesap verirken? Şu para. Beni uyutmuşlar 45 dakika. Sen şey olduğun için dedi. Seni seviyoruz. İnanın bana 450 milyon narkoz parası aldılar. 600 milyonmuş. Seni sevdik. İyi bir insan. Hoşçakalın. Dedim ki suni bir şekilde uyuttunuz. Ben çünkü yatarken imza atmıyorum. Belki uyanabilir miyim diye. Narkoza ben yemeden önce imza attılar. Uyanmasan binde 5 kişi uyanmıyormuş. Belki uyanmayabilirsin. Yani uyanmama ihtimaline imza atmışım ve suni 45 dakikayı uyuttunuz. 450 milyon alıyorsunuz. Allah beni 5 saat, 6 saat günde uyutuyor. Hem de narkozsuz, hem de fıtri, rızıksız böyle. Ya para alsa Allah? Ne dedi biliyor musun onu söyleyince? Doktora! Hemşireler de var. Rahat aldılar. Vallahi dedi, doktor dedi ki, ay böyle. Dedi ki, şu örnek, şu konuşmandan dolayı 150 de almıyorum ben dedi. Dedim ki, yok o kadar ucuz değil, al paranı. Anlattım o kadar 150 liraya satılacak şey değil, al paranı. Şimdi de şaşırdım. Al paranı. Benim anlattığım o 150 liraya bile 150 liraya satmam ben. Ben senin imanın artsın diye. Ben param artsın diye anlatmadım sana. Ben eğer ona satarsam para almış olurum. Ondan sonra ne yaptı bilmiyorum. Hiç konuşmadı. Verdi parayı. Böyle garip garip baktı. Ya Allah var. Ahiret var. İyi ki ölüm. Yaşasın. Ölüm çok hoş. Kurtuluştur. Sıyrılıştır. Ayrılıştır. Aslında barışmaktır. Çok özledik kendimizi biliyor musun? İnsan kendisini özlemez. Çok uzak kaldık kendimizden. Hep dışarı yaşadık. Kendimizi kaybetmişiz. Kaybetmişiz. Unutmuşuz. Kendinle tanışma zamanı geliyor. Çünkü gidecek olduğun yer senin vücudu harici. Bütün kainat, alemi gayb, kabir, cennet, cennem, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, arş, 18 bin alem insanın çekirdeğinden yaratılmıştır. İnsan bu dünyada çekirdektir. 18 bin aleme şeceri hilkat insanın açılımıdır. Kendine kavuşmaktır ölüm. Rabbine kavuşmaktır ölüm. Bu mizanlı bir imtizacat ünsürüye. Yani bunu yakınca havayla imtizaç etti mi? Yanmayabilir. O ayda yanar mı bu? Niye yanmaz? Peki. Yaptınız mı lisede lisedeyken? Bir tane cam kabın içinde havası alınmış, saati kurmuşlar, saat çalıyor ama ses duymuyor. Havasız yerde yakamazsınız. Bunu nasıl yakarsınız? Bu yanar mı? Yanar. Niçin yanar? Hava olduğunda. Bu işte imtizacat etmiş. İmtizacat unsuriye. Eğer içerideki dışarı ile imtizaç etmese bu dışarıya çıkamaz. Eğer ruh gidebiliyorsa ruh oraya imtizaç etmiştir. Edemesi gidemezdi. Anladınız mı bu? Buna imtizacatun suriye. Eğer bu ateş yani bunu yakabilmek için bunu içini dışarıya almak için dışarısı kabul edecek. Atamam. Bu yanabilmesi için bunun içini nurunu, dumanını, ısısını, ışığını hava kabul etmesi lazım ki çıksın. Biz ölebilmek için ahiret bizi kabul etmesi lazım. Ruhun çıkabilmesi için ahiretin açık olması lazım. Şu anda ahiret kapalı. Abi namaz gibi mi oluyor? Evet. Namaz gibi açılıyor o an.
Kibrit çakmak gibi. Ahiret senin için açılırsa geçebiliyorsun. Şu anda kapalı. Kafirler için abi. Efendim abi? Kafirler. Hani biz kabul elhamdülillah Müslümanız evet. İnşallah. Evet. Onlar için abi. Aynı. Aynı. Onu da kabul etmiş. Kafir de insan ya. Ruhu kafir mümin fark etmez. Çıkabiliyor. Ya çıkmasa bütün zerratında duruyor. Cevher gibi atomda ruh dursa çıkmaz ki. Ruh çıkabilmesi için Allah lazım. Sen atomdan protonu alabilir misin? Ve aldıktan sonra atom denilir mi? Cesetten de ruhu nasıl alacaksın? Öyle olsa. İyi ki öyle değil. Çıkmaz. Fizik bölümündeki arkadaş şey diyordu yani kuzey kutbuna bir parçayı, güney kutbuna diğer parçayı koy, çeker diyor birbirine. Allah. İşte yanabilmesi için buna bir tabir koyun. Mizanlı bir imtizacat unsuriye. Yani bu şeyin imtizaç etmiş buraya ki bulunabilmiş. Ve hikmetli bir teşekkülat-ı zereviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ölüm ki bu görünmeyen intizamlı hikmetli ölümü. Bak bunun ölümü. Bunun ölümü sümbülün hayatıyla tezahür ediyor. Bu öldüğünü nasıl anlarsınız? Diyeceksin abi çok yaktım ısınsın. 25. kare yapana kadar bak kağıt öldü. Kağıt öldü demek aslına dönüştü demek. Aslı kurtuldu bundan çıktı. Burada hapisti. Bak. Sümbülün hayatı demek. Hayat, hayat. Nurun hayatına kavuşmuş. Nur'a bak, nur hayatlandı. Bak canlandı da canlandı yani. Ha. O zaman da abi zindanın biz ölümle kurtulduk. Kurtulmaktır ya. Zindandan, zindanı dünyadan. Ne diyor, ne dedi? Görünmeyen intizamlı hikmetli ölüm, bak gözükmüyor, nasıl ölüyor? Yani kağıt nasıl nura inkılap ediyor? Gözükmüyor ki. Biz yalnız neticesini görüyoruz. Işık çıktı, yanıyor. Yanmak ne demek ya? Kimyevi hadiseyi görmüyoruz ki içeride. Kimyevi hadisesi görmüyoruz. Hava ile bu kağıt nasıl kükürt intizaç etmiş? Yani nasıl intizaç, nasıl o olay oluyor ki bu yanıyor? Yanmayı bile basit biliyor. Bilmiyoruz ki. Yanmayı bilen kimse bilmiyor ya. Havayla imtizaç nasıl edecek bu iş? Nasıl böyle bir entegre kurmuş? Nasıl bir irtibat var? Bilmiyoruz. Burada bir ölüm var. Kağıdın ölümü ama nurun hayatı. Ne diyor? Bu görünmeyen intizamlı hikmetli ölümü, bunun ölümü, sümbülün çıkan nurun hayatıyla tezahür ediyor öldüğünü. Demek çekirdeği mefti, sümbülü mefti hayatıdır. Kağıdın ölümü, nurun mefti hayatıdır. Belki aynı hayat hükmünde olduğu için. Yani nur, bak nerede? Her yerde. Ama her yerde olan bir şeyin bir yerde nasıl bulunabilmiş? Bu nasıl bulunmuşsa sen de dünyada ceset de böyle bulmuş. Bu kağıttan kasıt sensin. Şudur. Şudur. Bu kağıt neyse, bunun üzerine kadın yazdın, kadın resmi var, araba resmi var, para var, var da var. Yat kat var. Heh. Yandın, işte. Budur. Üzerine kadın koymuştun, para koymuştun, sipsiyah bir şey. Bunun üzerine de araba koydun, kadın koydun, para koydun, yat koydun, kat koydun, sonu budur. Bunu kitap hale getirmek lazım. Hasan abi, peki neden içeriden çıkan özgürle konuşmuşken yakaladığımız cesedi niye yıkıyoruz? Giden gitti zaten. Hani orada değil ki zaten. Ruhu yıkamıyoruz ki zaten. Ceset
Kime hizmet etmiş? Ruha. Ben mesela bir göz zatiyeti için çok gözler sevilir ya, köpeğin hatırı yoksa sahibim var ya, bu ceset seviyoruz, bu cesede dikkat ediyoruz, bu cesedi Allah besliyor. Sebebi taşıdığı ruhu için. İnsanın organı niçin satılmıyor? Hürmeten. Dolayısıyla burada hizmet eden ruhun hatırına bunu yıkıyoruz. Çünkü ölüm anında vücut gevşiyor. Sperma da ayrılabilir. Gusul gibi gerekebiliyor. Büyük abdest çıkabiliyor. Çünkü ben biliyorum, yıkıyorum. Büyük abdest, küçük abdest de çıkabiliyor. Pamuk tıkıyoruz, affedersiniz. Yıkarken, yıkamadan önce. Biz büyük yerlerin abdest şey yaparken, neyse bilmezsin. Yani o anda o su da dökülebilir. Ama öldü gitti. Ama hürmeten ve bu ruhla, ruhun bununla alakası var. Yani bir intikal var, çünkü hesap verecek orada. Yani nasıl verecek? Mesela kabirde veya kabiri geçmeden şöyle diyeyim. O anda horlarken rüya görüyor. Rüyada kişilerle konuşuyor. Konuşmuyor mu rüyada? Sesler duyuyor, sesler söylüyor, koşuyor, gidiyor. Göz kapalık ama rüyada aydınlık alemi. Peki horlamasını duymazken rüyada başkalarının sesini duyuyor. Yatakta yatarken rüyada koşuyor, terleniyor. Bu ceset mi koştu? Yok. Niye buna fatura çıktı? Niye terliyor bu? Bu o koşan bu ama buna da fatura çıktığı için bunu yıkıyoruz. Peki gözün kapalı akşam oda. Oo nereler? Ya Allah kahretsin bu akşam neler gördüm? Neyi gördün kardeşim? Gözün kapalıydı ya. Gözün kapalıydı kardeşim. Ne kapalı ya, bir görsen yani. Oo ne manzaralar vardı ya. Yapma ya. Hangi gözle gördün söyle bakalım. Rüyada hangi gözü kullandınız? Bunu mu başka göz mü? Rüyada bu kulağı mı kullanıyorsunuz? Bak gitmiyor burayı. Bak duymuyor. Ama o anda horlama anında horlamasını duymuyor. Rüyada gördüğünüz sesini duyuyor. Demek ki bu kulak kullanılmıyor. Ahirete gidip gelen mi var derken her gün bir yere uyurken gidip geliyoruz zaten. Evet canım. Her gün gidip geliyoruz. Evet her gün. Ölümün kardeşidir zaten uyku. Peki, soruyorum sana, adını unuttum. Mehmet. Rüyada köpek seni kovalıyor veya bir işleri yapıyorsun, terliyorsun değil mi vücudun? Veya cinsel bir şey oluyor. Niye bu ceseti yıkıyorsun? Bu mu yaptın? Ölüm anında da cesedi onun için yıkıyor. Başkası koştu bu terden. Kalkınca yüzünü yıkamıyor musun? Abi ya terden su oldum. Hayırdır? Ya hiç sorma ya, bu gece bayağı koşturdular beni. Onun için terledim. Koşan başkası, fatura öden başkası. Eğer rüyadaki olanlar zina olsaydı hepten yanmıştı. Tuhaf değil mi? Acayip bir şey ya. Ahirette de böyle zina olmayacak işte. Her neyse. Peki. Uzattım galiba. Son cümlemi okuyayım. Demek çekirdeği mefti, sümbülün mefti hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için şu ölüm dahi, yani yatmak dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Yatmak dirilmektir, kurtulmaktır. Ölüm de çıkmaktır. Son cümlemi okuyayım. Hem zi hayat meyvelerin veyahut hayvanların mide insaniyeti ölümleri, mesela tavuk yiyoruz, elma yiyoruz, mideyi gömmüyor muyuz? Hayat insaniye çıkmalarına meşru olduğunda, yani yemek öldürüyoruz. Öldürdük. Mideye gömdük. Netice insan oldu. Ölür mü şimdi? İnsanlık makamına çıktı bitki makamında. Olduğundan o meft onların hayatından daha muntazam ve
ve mahlup denilebilir. Yani bitki hayatından insan hayatına çıktı. Kayıp mı etti? Elmaydı, insan oldu, saç oldu, tırnak oldu. Kayıptan mıdır Harun? Ya? İşte en etna tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mefti, böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa, tabakayı hayatın en ülvisi olan hayat insaniyenin başına gelen meft, elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin, hava aleminde bir ağaç olması gibi, yer altına giren bir insan da, alemi berzahta, elbette bir hayat-ı bakiye sümbülü verecektir. Vâhır davâhum, en ilhamdülillâhi rabbil âlemin, el-Fâtiha-tüm as-salavâtu.